Evet, tekrardan merhaba. Hegel, Aristoteles'i nasıl ve neden okudu? Seminerinin üçüncü oturumundayız. Bu oturumun başlığı mantığa yeniden yaşam vermek. Hegel'in Aristo kaynaklı ontoloji projesini ele alacağız. Daha önceki haftada Aristoteles'in metafiziğini Hegel'in nasıl okuduğunu konuşmuştuk ve burada Hegel'in özellikle bir kavramı çok öne çıkarttığını, energeia kavramını öne çıkarttığını ve Aristoteles'in felsefeye katkısının bu canlı energeia kavramı olduğunu, energeia'yı da büyük oranda subjektivite veyahut da tätigkeit yani canlılık, aktivite olarak tercüme ettiğini, bu tercümenin de niyetli bir tercüme olduğunu, yani kendi projesine Aristoteles'i yakınlaştırmak, Aristoteles'in canlılık ve yaşam üzerine düşündüğünü, canlı bir metafizik geliştirdiğini iddia etmek hedefinde olduğu için bu çeviriyi yaptığını söylemiştik. Bugünkü kısımda yine belki geçen konuşmada yarım bıraktığım veyahut da tamamlayamadığım kısımları veyahut da tam anlaşılmayan kısımları netleştirmek adına mantık ve metafiziği birlikte ele alacağım. Fakat öncesinde biraz Hegel diline aşinalık kazandırmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Hegel'in kavramları çok muğlak, anlaşılmaz ve kendisi de bunlarla ilgili yeterli açıklamalar vermiyor metinlerinde. Ve ilginçtir ki çok insan Hegel'le ilgileniyor olmasına rağmen yani Hegel uzmanlarının bile bazı Hegelian kavramlara net bir açıklaması yoktur. Çünkü Hegel'in net bir açıklaması yoktur. Ne olduğunu insanlar bunların hissederler, bilirler ama yani söyle deyince söylemek çok kolay değildir bu kavramları. Ben biraz da indirgemecilik olmayı göze almak pahasına Hegel'in esas kavramlarından birkaç tanesini burada net bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Bunlara tam tanımlar vermeye çalışacağım. Bu tanımlar ekseninde Hegel, Aristoteles'i nasıl okuyor, neden Aristoteles'i bu kadar benimsiyor, bunlar daha iyi anlaşılmış olacağını umuyorum. Daha önce iki kavramı açıklamıştım. Spekülatif kavramını açıkladım. Diyalektik, spekülatif ve soyut düşünme kavramlarını açıklamıştım. Hegel'in bunlardan ne anladığını. Bir de bir önceki seminerde yine şeyi açıklamıştık. Özne. Öznerlik ne demek? Töz ne demek? Özneleşme ne demek? Bundan Hegel ne anlıyor? Neden energeia'yı subjektivite, öznerlik olarak yorumluyor? Bunları göstermiştik. Şimdi tekrar ve devamlı Hegel'in Aristoteles'i, Aristoteles kavrama göre düşünen birisidir. Aristoteles'in düşüncesi spekülatif ideyadır. Aristoteles doğru anlaşılamadı falan derken neyi kastettiğini anlamak için bu kavramları tekrar yönelmemiz ve anlamamız lazım. O nedenle elimden geldiğince bunları izah etmeye çalışacağım. Şimdi Hegel'in önemli iddialarından bir tanesi ve sisteminin de en önemli kısmı mantık projesi. Hegel açıkça bunu ifade ediyor ve kendi sistemi içerisinde de bu açık. Mantıkla metafizik Hegel'e göre aynı şeyler. Mantık ve metafizik birbirleriyle denk düşer. Çünkü ikisi de şeylerin özlerini açığa çıkaran, düşüncede kavrandığı şekliyle şeylerin bilimidir. Mantık ve metafizik aynı şeydir veya çok benzer şeylerdir diyor. Birdir demiyor. İkisi tamamen özdeştir demiyor Hegel. Falt mit zusammen diyor. Yani birbirlerine denk düşerler. Aynı işi yaparlar diyor mantık ve metafizik. Peki neden aynı işi yaparlar diye sorduğumuzda cevap şu. İkisi de şeylerin özlerini açığa çıkarmaya çalışır ama bildiğimiz gibi mantık şeylerin özlerini açığa çıkaran bir araştırma alanı değil. Doğru düşünmenin yöntemi. Niye o zaman mantığa şeylerin özlerini açığa çıkarmaya çalışır diyor. Şundan dolayı ikisi de düşüncede kavrandığı şekliyle şeylerin bilimi. Der Wissenschaft der Dinge in Gedanken gefasst. Düşüncede, düşünceyle kavrandığı, anlaşıldığı şekliyle şeylerin bilimi. Biraz açmamız lazım. Yani düşüncede kavrandığı şekilde şeyler ne demek? Dolayısıyla metafizikle mantık aynı şey. Çünkü metafizik şeyleri, varlıkları varlık olmak bakımından ele alıyor. Yani duyumsandıkları bakımlarından değil, özleri bakımından ya da düşünülür olmaları bakımından ele alıyor. Mantığın da bunu yaptığını söylüyor. Düşüncenin bilimi olarak. Şimdi bunu birazdan daha fazla açacağız. Ama diyor ki Hegel, ben bu metafiziği mantık la özdeşleştirdim ya da yakınlaştırdım, özdeşleştirdim demeyelim, denk düşer dedim. Ama bunu ben yapmadım aslında. Yani bu modern felsefenin özünde vardı. Hatta bunu Kant yaptı diyor. Kritik felsefe,
sıklıkla bunu kritik felsefe diyor Kant'a. Kritik felsefe zaten metafiziği mantık haline sokmuştu diyor. Yani ben aslında bu projenin devamcısıyım. Eleştirel eleştirinin devamcısıyım. Yani Kant'ın eleştirelliğin, daha önce de bundan bahsetmiştim, Hegel'in temel iddialarından birisi mantığında ve metafiziğinde, Kant'ın yeterince eleştirel projeyi tamamlamamış olduğu ve bu projeyi tamamlama arzusu, Kant diyor zaten metafiziği mantık haline sokmuştu. Burada yeterli adımları atmadı. Belki bunu daha da ileri taşımak gerekiyor. Nasıl soktu peki? Bu şeyde çok açık. Transandantal dedüksiyon kısmında aslında açıkça görülüyor. Çünkü diyor ki Hegel, Kant'ın transandantal mantığı, mantığı sadece doğru düşünmenin kuralları olan formal bir disiplin olarak düşünmekten çıkarıp, mantığı mümkün tecrübenin objektivitesini araştıran bir bilim haline sokarak aslında metafiziği mantığa dönüştürdü. Yani bildiğiniz gibi Kant'ın felsefesinin, ya da Safak'ın eleştirisinin ilk iki kısmı transandantal estetik ve transandantal logik. Aslında en kritik kısmı, en önemli kısmı bu oluşturuyor. Geri kalan kısmı transandantal diyalektik, orası felsefe tarihi bölümü. Yani felsefe tarihini eleştiriyor. Ama projenin temelinde transandantal logik, yani transandantal mantık var. Ve transandantal mantık ne yapıyor? Kategorilerin, yani müdrikenin saf kavramlarının varlığın anlaşılması için, yani bilinebilir dünyanın kavranması için evrensel geçerlilik formları, nesnel geçerliliğe sahip olduğunu göstermeye çalışıyor. Transandantal dedüksiyon dediğimiz kısım bu. Yani transandantal dedüksiyon, saf akıl kavramlarının evrensel geçerliliğini göstermek. Yani saf akıl kavramları yoluyla bir şeylerin tanınabildiğini, bilginin ve bilinebilir varlığın ancak saf akıl kavramlarıyla mümkün olduğunu, bunun da aklın kendi iç yapısından kaynaklandığını söylüyor. Şimdi transandantal metafizik açısından baktığımızdan o zaman, varlığın kendisine erişebilmemizin tek yolu, aklın spontan, kendi kendine özgür faaliyeti. Akıl kendi iç yapısı vesilesiyle gerçekliği bize açıyor. Öyleyse mantık yapmak aslında varlığın ne olduğunu, varlıkların ne olduğunu bir yönüyle söylemek demek. Yani varlıkların bize kendisini gösterdiği zemini bize açan, varlığı gösteren, var olanların ne olduğunu, tanınabilirliğini ve bilinebilirliğini gösteren şey aklın kendisi. Dolayısıyla burada artık transandantal mantık şeylerden bağımsız bir şekilde sadece düşünmemizin iç yapısını düzenleyen şey değil, objektivitenin, yani gerçekliğin de yapısını düzenleyen bir şey haline geliyor. Dolayısıyla Kant'tan itibaren, zaten transandantal mantıktan itibaren öznellik ve aklın yapısı diyelim, öznellik demeyelim, Hegel'in tabirine uygun olmaz, aklın yapısı varlığın yapısının içerisinde oluyor. Hegel'in memnun olmadığı kısım ne? Birinci seminerde bundan bahsetmiştik. Subjektiviteyle mücadele. Çünkü diyor Kant kategorileri objektivitenin logiko-subjektif formları olarak belirlemekle yetindi. Yani gerçekliğin içerisinde mantığın fiili olarak var olduğunu göstermedi. Aklın gerçeğin içerisinde fiili olarak var olduğunu göstermedi. Aklın sadece tecrübenin mümkün koşullarını kuran bir subjektif, logiko-subjektif bir zemin olduğunu gösterdi. Hegel'in yapmak istediği şey ise şu, şeylerin, kendilerinin düşünce tarafından kavranabildiğini göstermek. Şimdi bunu biraz daha açalım. Düşündüğünü göstermek. Şimdi bunu biraz daha açalım. Düşünce ne? Kavranmak, düşünce, gerçeklik, hakikat ve idea. Bu dört kavramı açarsak eğer, Hegel'de dört terimi vuzuha kavuşturursak biraz, sanırım burada anlatılmaya çalışılan şeyler, yani Kant'a yaptığı eleştiri, Aristoteles'i bu kadar benimsemesi de daha net bir şekilde anlaşılacak. Dediğim gibi bunlar Hegel'in sürekli dilinde olan kelimelerdir. Fakat kendisi bunlara, ben bundan şunu anlıyorum diye çok açık ifadelerle net tanımlar vermiyor. Hegel uzmanları ve Hegelce konuşanlar da genelde bu şekilde konuşuyorlar ama bunları çok açıklamıyorlar. Niyetim bunlara belli net tanımlar getirmeye çalışmak. Öyleyse buna girişelim ve düşünmek ne demektir? Heidegger'in böyle meşhur bir ifadesi var.
Bu konuyu Hegel'in dilinden bir dinleyelim. Şöyle diyor Hegel, kendinde olanın insanlık için nesne haline gelmesi ve bilince ulaşması gerekir. Was an sich ist, muss der Menschen zum Gegenstand werden, zum Bewusstsein können. Ve böylece o insan için olur. So wird es für den Menschen. Bu şekilde o insan için olur. İnsana nesne olan kendinde olandır. İnsan bilinciyle o kendisi için hale gelir. Kendinde olan ikizlenir, muhafaza edilir ve başka bir şeye dönüşmez. Objektivite ile subjektivite arasındaki ilişkiyi düşünme kavramı üzerine böyle açıklıyor. Yani ne demek şimdi bu? Kendinde olan insanlık için bir nesne haline gelir. Şimdi daha önce söylemiştik, kendinde olandan Hegel'in kastı illa dış gerçeklik olmasına gerek yok. Herhangi bir dolayıma maruz kalmamış, olduğu şekliyle, hadi bunu eski tabirle varlık olarak varlık diyelim. Olduğu şekliyle bir şey insan için bir nesne olmaya başladığı anda, insan herhangi bir şey üzerine düşünmeye başladığı anda o insanın nesnesi haline gelmiş oluyor. Ve bir şeyin bilincine ulaşmak, yani bir şeyi fark etmek, bir şeyi ayırt etmek, bir şeyi düşüncenin konusu haline getirmek, fenomenolojik tabirle ona yönelmek sayesinde o yöneldiğimiz şey bizim için, insan için haline geliyor. Yani anzih zayinden, yani kendi içinden, kendisi için haline gelmiş, insan için haline gelmiş oluyor. Aslında yöneldiğimiz nesne, yani burada daha fenomenolojik terimlerle konuşuyorum, bilincimize konu ettiğimiz, üzerinde düşündüğümüz şey ile düşünülen şey arasında mutlak bir ayrım yok demeye çalışıyor Hegel. Yani ben bu masayı üzerine düşündüğümde masa masa olarak kalmaya devam ediyor. Ama benim düşüncemle bu masa arasında bir fark oluşuyor. Zaten bilincin özü bu. Bilincin özü bir şeyle ilişkiye geçip onu kendisinden ayırmak demek. Bu Reinhold'un yaptığı bir tespit. Ben bir başka şeyle temas ediyorum ama bu temas sırasında kendimi ondan ayırıyorum. Fakat kendimi ondan mutlak olarak ayırmıyorum çünkü onunla bir temas halindeyim. Ve benim bilincim onunla dolu. Düşündüğüm şeyle dolu yani. Benim bilincim saf bir boşluk değil. Bir şeye yönelmiş halde duruyor. Diğer bilinç olmayan şeyler böyle bir yönelmişlik karakteri taşımıyor. Yönelimselliğin kendisi, biraz dediğim gibi fenomenolojik tabirlerle konuşuyorum ama yani insanın bir şeyi kendisine nesne yapması, nesneleştirmek demek aynı anda bir refleksiyon hareketiyle, bir üzerine doğru katlanmayla bir şeyi kendinden ayırarak kendinle bağlantı kurmak demek. Aynaya baktığınızda, biraz Lacancı tabirlerle, aynaya baktığınızda gördüğünüz hem kendinizsiniz hem de bir başkası. Aynı anda kendinizi kendinizden başkalaştırıp kendinizi kendinize konu ediniyorsunuz. Değil mi? Aynaya baktığımızda gördüğümüz odur. Ben değilim. Ama o benim aynı zamanda. Aynada görülen kişi aynı zamanda kendimiziz. İşte tam bu refleksiyon şeyi. Aynaya bakmadan ben olduğumu, benim ne olduğumu göremiyorum ama bunu ancak aynada, bir başkada görebiliyorum kendimi. Böylece o insan için olur. Artık o benim nesnem olur. Ben kendi kendime kendimi nesne kılmış oluyorum. İnsana nesne olan kendinde olandır. Yani aynada gördüğüm kişi benim aslında. İnsan bilinci ile kendisi için hale gelir. Yani iki kişi oluyoruz. Was im Gegenstand, yani insana nesne olan şey, ist dasselbe. Aynıdır. Was an sich ist, und so wird der Mensch als für sich selbst. Evvela bu şekilde insan kendisi için oluyor. Ya da o insan için oluyor. Kendinde olan, Hegel'in çok sevdiği bir kavram, verdoppelt, ikizlenir, ikiye ayrılır. Ist erhalten, saklanır, tutulur. Ve nicht ein anderer gefunden. Bir başkası haline gelmez, bir başkası olmaz. Yani ben masayı düşündüğümde düşündüğüm şey masanın kendisidir. Ama masa değil. Masayı düşündüğümde hem masayı düşünüyorum,
Yani gerçeği düşünüyorum ama düşündüğüm gerçek tam o gerçek, dışsal gerçek değil. Masanın düşüncesi. Fakat bir başkası değil. Sadece ikiye bölünmüş bir şekilde. Eğer düşünme olmasaydı bu ikizlenme olmayacaktı. Yani kendisi ve kendisi için ayrımı, düşüncede kendisi ve kendisi için ayrımı olmayacaktı. Bilincin özü zaten bu. Daha sonra bunu çok uzun fenomenoloji açmaya çalıştı yani. Bu ayrılma, bu yarılma. İnsan düşünendir. Der Mensch ist denkend. İnsan düşünendir. Böylece o düşünceleri düşünür. Düşüncede düşünce nesne halini alır. Şimdi yine Hegel'in tuhaf ifadeleri. İnsan düşünendir. Tamam. Neyi düşünür? Dünyaya yönelik bir şeyleri düşünür. Olguları, olmakta olan şeyleri düşünür. Böylece o düşünceleri düşünür diyor. Denk er den gedanken. Im denken ist nur das denken gegenstand. Şimdi insan düşünür ama insan düşünceleri düşünür. Çok böyle Descartes'çi bir ifadeler bunlar. Sonuçta ben düşündüğümde düşüncemin yöneldiği şey zaman mekandaki herhangi bir nesne olmasına rağmen benim düşündüğüm şey bilince konu olan şey bilincin bir ekti, bilincin bir eylemi. Eğer böyleyse düşüncemin konusu idealar aslında, kendi düşüncelerim. Yani bunu hem Locke'da, hem Spinoza'da, hem Descartes'ta, hem de Berkeley'de görebilirsiniz. Düşündüğüm zaman düşündüğüm şeyleri düşünüyorum. Yani düşüncemin konusu, Aristoteles'te de böyle yani. Düşüncemin konusu tasavvur bile olsa, izlenim bile olsa, sonuç itibariyle bir düşünme eyleminin içeriğine sahip. Aşina olduğumuz düşünme tanımında sanki biz düşünceden başka şeye yönelmiş gibiyiz. Ki zaten düşünmenin hakiki olması düşündüğümüz şeyin dış dünyadaki olgulara tekabül etmesiyle mümkün. Fakat Hegel diyor ki düşünmenin doğasını anladığımızda, onu düşündüğümüzde aslında düşündüğümüz şey bir düşünme ürünüdür. Çünkü temsil de olsa, bilgi de olsa, ne olursa olsun, düşünmenin ürünü olan şey, düşünmede söz konusu olan şey bir düşünme faaliyetidir. Bunu Aliye Hoca'nın buradaki derslerinde çok güzel bir şekilde takip edebilir herkes. Descartes'le ilgili yaptığı derste. Düşünme çünkü kendi içeriğini düşünür her zaman. Buradan yola çıkarak yine Hegel diyor ki Im denken ist nur das denken gegenstand. Düşünmede sadece düşünme nesnedir. Demek ki söz konusu düşünme olduğu zaman nesne dışarıdan verilen bir şey değil. Die Vernunftigkeit produziert Vernünftiges. Die Vernunft ist ihr Gegenstand. Akıl rasyonel olanı üretir ve akıllılık, yani düşünme rasyonel olanı, akla düşünülebilir olanı üretir. Akıl kendi kendisinin nesnesidir. Die Vernunft ist ihr Gegenstand. Akıl kendi kendisinin nesnesidir. Kant da böyle midir? Esasında Kant'ta da böyledir. Vernunft, bildiğiniz gibi akıl dışarıdaki bir nesneyle uğraşmaz. Kendi kendisine birlik veren bir şeydir. Dışarıyla zaten hiçbir bağı kalmaz aklın. Yani Vernunft tüm bütün işi kendi kendisiyle oyalanmadır. Kendi kendisini düzenleme. Kendi kendini kandırmaktan kendini kurtarmaya çalışma. Kendi kendisini kendisiyle düzenleme. Kant'tan bu sonuç çıkıyor değil mi? Mesela Kant metafiziğin amacını şöyle söylüyor. Aklı göreve çağıracağız diyor. Akıl kendi kendisini yargılayacak. Yani aslında aklın en temel özelliklerinden bir tanesi kendi kendisiyle sürekli temasta olması veyahut da kendi kendinin üzerine katlanabilmesi ki bu noktayı Fichte çok fazla açıyor. Kendi kendine iş yapabilme. Akıl söz konusu olduğunda genelde düşündüğümüzün tersine düşünmek dış dünyadaki bir şeyi zihnimize konu edinmek değil aslında diyor Hegel. Düşünmenin kendisi, düşünmek düşüncenin kendi kendisine konu edinilmesi demek. Çünkü düşünme yoluyla, bilinç yoluyla var olanlar ikizleniyor.
iki parçaya bölünüyorlar. Yani bilince konu olan, düşünmenin konusu olan ve düşünmenin yöneldiği şey. Tam Husserl'li olan bu noesis ve noeta ayrımı ve birlikteliği. İşte bu noktada aslında kritik tavır devreye giriyor. Yani objektivitenin kategorileri varlığın kendisinde değil, düşünme eylemindedir. Ve düşünmeyi yaratan şey dışarıdan gelen bir malzeme değil, spontanitedir. Spontanite ne demek? Kendiliğindenlik demek. Düşünmenin kendiliğinden eylemi vasıtasıyla kendinde varlık objektif gerçeklik haline geliyor. Öyleyse tam olarak Kantçı kritik duruşun devamı şu demek. Töz öznedir demek. Yani varlığın kendisi, varlığın objektifliği, varlığın düşünceye konu olabilmesinin tek yolu düşünmenin kendisini varlığa zerk etmesi. Ona kendisini dayatması. Ama bu dayatma dışsal olmaması lazım. Bunu göreceğiz. Düşünmenin varlığın içine sızarak onu ikileştirmesi, onu kendinden ayırması. Bunu Wissenschaftslehre'de, yani bilim öğretisinde Fichte çok uzun ve mükemmel bir şekilde anlatıyor. Aslında buralardaki cümlelerin pek çoğu bir şekilde Hegel'in, Fichte'nin felsefesinin sürdürülmüş bir şekilde devamı aslında. Yine Hegel'den bir alıntı. Ansiklopedinin 24. paragrafının ek kısmında. İnsan düşünür ve evrensel bir şeyi düşünür. Çünkü insan biliyorsunuz Aristoteles'te de var, yani düşünmenin konusu evrensel olandır. Tekili düşünmek mümkün değil. İnsan kendisi için evrensel var olduğu için düşünür. Yani insan evrenselleri düşündüğü için ve metafiziğin ve mantığın konusu da bunlar olduğu için. Böyle bir şey söz konusu olduğu için kendisi için evrensel. Yani kendinde evrensel değil, kendisi için. Yani düşüncenin konusu olan bir evrensel var olduğu için insan düşünebiliyor. Fakat hayvan bu nedenle düşünemiyor Hegel'e göre. Hayvan da düşünebiliyor ama o kendi içinde evrenseldir. In itself, anzih evrensel. Çünkü hayvan türüne göre davranıyor ve türü onun evrenselliği. Yani evrensellik kavramı, birazdan bunu daha fazla açacağım, sadece düşüncede olan bir şey değil. Hayvan da bu evrenselliğin, yani tür kavramına uygun bir şekilde davranıyor ama tür olduğunu bilincine varamıyor. Kendini bir türe ait olduğunu hissedemiyor. Kendisini kendisinden ayırma kapasitesi yok. Dolayısıyla für itself, yani kendisi için evrenseli anlayamıyor. Hayvan kendinde evrenseldir, türünü yaşatır. Ama evrensel hayvan için değildir. Çünkü ben diyemez hayvan. Bu konuda çok araştırmalar var. Hayvanlardaki benlik duygusuna dair. Tersine hayvan için sadece tekil vardır. Hayvan bir yemeği, bir adam gibi tekil bir şeyi görür. Ama tüm bunlar onun için sadece tekil şeylerdir. Bir uyaran görür yani. Bir renk, bir koku, bir tat. Oradan evrenselliğe yükseltemez mi? Ve gördüğü renk, koku ve tat da onun evrensel doğasından onu çeken şeyler. Yani basic instinctler. Basic instinctler de neden geliyor? Türünün varlığından dolayı bunlara yöneliyor. Doğa nousu kendisi için seviyesine çıkaramaz. Doğa aklı, nousu kendisi için seviyesine çıkaramaz. Sadece insan kendi için evrenseldir ve evrensel onun için vardır. Şimdi o zaman Hegel'e göre düşünmek ne demektir dersek, düşünmek varlığı, evrensellik, tüm tekilleri ve tüm şeyleri, ne diyor Hegel burada? Şeylerin özlerini düşüncede kavramak. Bir şeyin özünü düşüncede kavramak demek, onun herhangi bir tekilin varlığını evrenselle ilişkili bir şekilde kavramak demek. Çünkü düşünce evrensellerle olan bir şey, yapılan bir şey. Bu düşünme faaliyetinin özü aslında benle alakalı. Bu da gene Kant felsefesinde çok net gördüğümüz bir şey. Kant özellikle transandantal mantığın sonunda en üst ilke olarak transandantal apersepsiyonu söylüyor. Çünkü eğer apersepsiyon olmasaydı, yani tam algı olmasaydı, ben benim diyemeseydim, hiçbir şey benim için bir nesne olmayacaktı, kavramların kendisi dağılıp gidecekti. Dolayısıyla herhangi bir şeyin nesne olabilmesinin tek koşulu kendime ben demiş olmam ve bu ben
nesneden gelmiyor. Spontan. Aklın kendisinden geliyor. Ama ben dediğimde kastettiğim şey bir tekil. Ben bir tek olmasaydım ben kendime asla ben diyemezdim. Ben bir tane olmasaydım kendime ben diyemezdim. Dolayısıyla öncelikle ben benim. Yani bir kişiyim. Fakat ben kendime ben dediğim andan itibaren evrensel seviyeye çıkmış oluyorum. Çünkü siz de kendinize ben diyorsunuz. Onlar da kendilerine ben diyorlar. Ben dediğiniz anda aslında benden çıkmış oluyorsunuz. Yani cisminizden çıkmış, evrensel bir şeye dönmüş oluyorsunuz. Yani insan kendine ben dediği anda aslında insanlık seviyesine, evrensellik seviyesine çıkmış oluyor. Ben derken, yani I derken aslında me, yani benim, kendimi kastetmiş oluyorum ve ben aynı zamanda bir partiküllerlik. Yani cüz'i bir şey. Sadece tekil de değil. Çünkü beni ben yapan şey yaşam sürecimde bana ait olan şeylerin bir arada toplanmış olması. Fakat benlik dediğimiz şey, yani her şeyi benim karşıma getiren, yani beni dünyadan ayıran şey tümüyle negatif bir olumsuzluk. Çünkü ben bilincimde olduğum sürece bütün dünya benim karşımda oluyor. Değil mi? Yani siz baygınlıktan uyandığınızda, kendinde misin dediğinizde, gözünü açtığınızda bir anda dünya önünüze çıkıyor. Kendiniz dünyadan ayrılmış, ayrı bir şey haline gelmiş oluyorsunuz. Komadayken yine sizsiniz, tamamen aynısınız ama dünya ikizleşmiş değil. Ölüyken veya komadayken, bilincinde olmadığınızda siz dünyayla bir bütün halde oluyorsunuz. Gözünüzü açtığınızda ise dünya iki hale geliyor. Çünkü kendinize ben diyebiliyorsunuz. Kendimdeyim diyorsunuz. Kendinde misin diye soruyorlar ya Türkçe'de. Kendimdeyim. Yani dünya benim karşımda. Dünya ikiye ayrılmış oluyor. Bilinç açılmış oluyor. Bilincin açıldığı anda aslında benle ben olmayan arasındaki sonsuz mesafede açılmış oluyor. Ve bilincin olduğu her yerde bu evrensellik söz konusu. Ben kendime ben dediğimde aslında bir evrenselliğin, yani tüm insanlığın, tüm bilincin parçası olmuş oluyorum. Ama ben kendime ben dediğimde aynı zamanda bu bir tekilim. Ve beni ben yapan şey bütün bir yaşam sürecindeki benlerimin bir arada olması. Tam da transandantal apersepsiyon, sentez, bu üçünü bir arada kavramak demek. Yani ben hem bu şu andaki bu bedenim, hem ben bundan ayrıyım. Yani bu bedenim ama bu beden değilim. Hani İsa'nın söylediği var, bu benim etim ve bu benim kanım. Sadece burada değilim, yani her yerdeyim aynı zamanda. Aynı zamanda da bütün evrenselliği kuşatıyorum. Diyebiliriz ki ben ve düşünme aslında aynı karakterdedir. Demek ki düşünmenin yapısı bu. Ben bir şeyi düşündüğümde onu olduğu haliyle bırakmıyorum. Ama bir başkası da yapmıyorum. Bakın Hegel onu söylüyordu. Düşündüğüm zaman onu iki katı izliyorum ama iki olarak durmuyor onlar. Ben masayı düşündüğüm masa gerçekten masa. Bir şeyi düşündüğümde onu olduğu haliyle bırakmıyorum ama bilincin konusu yapıyorum. Ona beni ekliyorum. Hani İsmet Özel'in meşhur bir mısrası vardır ya, insan hava, ateş, toprak, su derdi babam. Ben ona kendimi ekledim. Düşünme tam böyle bir şey. Yani unsurlara aklı, öznelliği, bilinci eklemek yani. Bir şeyi düşündüğümde o benim düşüncem haline geliyor ve benim kılınmış oluyor. Ve benliğin evrensel formu böylece maddenin içine sızmış oluyor. Madde de benim dışımda bir şey olmamış oluyor düşününce. Gene meşhur ifadesiyle düşünce kendi dışında bir şeyi düşünmez. Az önce anlattıklarımızdan yola çıkarak. Düşündüğü şeye düşünce formunu verir. Öyleyse düşünce kendisini düşünen düşüncedir. Az önce Hegel düşünmek ne demektir de bunu anlatmıştı. He noesis, noesous, noesis. Kendi kendini düşünen düşünce. Aslında her tür düşünce tanrısal düşünceye çok yakın. O nedenle Hegel'in ve Aristoteles'in anladığı şekilde. Şimdi mantık nedir? Düşünme üzerine düşünme. Aklın kurallarını ortaya çıkarma faaliyeti ise, düşünme de şeyleri düşüncede kavrama demekse, aslında düşüncenin bilimi olarak mantık da metafizikle aynı işi yapıyor demiş oluyor Hegel. Yani varlık olması bakımından varlık üzerine düşünmek olan metafizik ile
varlığın düşünceye verilmesi bakımından düşünme üzerine düşünme olan mantık, öyleyse ortak bir projenin parçası. Heidegger buradan yola çıkarak diyecek ki ontoteoloji. Yani varlıkla mantığı aynı hale getirip metafizikle varlığı özdeşleştirmek ve bunu da teolojikleştirmek suçunu bütün metafiziğe ve en zirvede Hegel'e yükleyecek. Belki seminerin sonunda bu kısmı biraz daha eleştirel bir şekilde açarız. Şimdi o zaman düşünmenin doğasını anlatmış olduk. Şunu anlıyoruz. Açık bir tanım vereceğim ama çok açık bir tanım olmadı. Düşünmek ne demek? Hegel'e göre düşünmek herhangi bir dışsal şeyi düşünmek değil. Düşünmenin konusu kendi kendisidir. Çünkü düşünme konusu olan şey de, yani bilince konu olan herhangi bir şey, bilincin eyleminden tamamıyla bağımsız değildir. Bir şeyin bilincimin konusu yaptığım anda o şey benim için bir şey haline gelmiş oluyor. Benim için bir şey haline gelmiş oluyor. Nesne haline gelmiş oluyor ve burada spontanitenin, yani aklın kendisinin müdahil olduğunu görüyoruz. Ayhan Hoca buradaki derslerinde çok sık bir şekilde anlatıyor. Herhangi bir şey tane olabilmesi için orada bir müdahalenin olması lazım. İşte bu müdahaleyi yapan şey Hegel'e göre düşünce. Dolayısıyla düşünce hiçbir şeyi ortada bir şekilde ya da kendisine rastgele verilmiş bir şekilde bulmuyor. Düşünme her şeye düşünme formunu veriyor ve bunu da nasıl yapıyor? Kendi evrensellik formunu ona vererek. Ve biz bu formu ilk önce bende buluyoruz. Ben dediğim zaman evrenselim. Bütün benlerin parçasıyım. Dünyadan kendisini ayıran bütün benler bunu yapıyor. Ama ben bir tekilim aynı zamanda. Bir tekil olmasaydım bu ben kendimi ben olarak bulamazdım. Aynı zamanda da yaşam içinde benim ve bir partikülerim. Eğer düşünmenin doğası buysa, hakiki düşünmenin doğası da Hegel'e göre kavrama göre düşünmedir. Hegel, klasik mantığı kendi mantık kitabında varlık mantığı, öz mantığı ve kavram mantığı diye üçe ayırıyor. Varlık mantığında her bir kavram diğerine geçiyor. Yani her bir kavramı tuttuğunuzda tam tersine dönüşüyor. Varlığı düşünmeye çalışıyorsunuz, o sizi hiçliğe götürüyor. Oluşu düşünmeye çalışıyorsunuz, o sizi bir şeye götürüyor. Bir şeyi düşünmeye çalışıyorsunuz, bir başkasına götürüyor. Sayıyı düşünmeye çalışıyorsunuz, taneyi düşünmeye çalışıyorsunuz, boşluğa götürüyor. Boşluğu düşünmeye çalışıyorsunuz, sizi çokluğa götürüyor falan filan. Yani normal kavramların hangi birini ele alsanız bu elinizden kayıyor. İkinci seviyede, bunun daha üstü öz mantığında ise kavramlar birbirinden kaymadan, yani elden kaymadan biri diğerini yaratan şekilde, biri diğerinin ne hiyerarşik bir şekilde kurulduğu iki fonksiyonlu diyalojik ilişkileri araştırmaya çalışıyor öz mantığında. Yani işte kuvvetle sonucu gibi, kendinde şeyle fenomen gibi, zorunlu varlıkla mümkün varlık gibi. Birinin diğerini koyduğu, setzen dediği, yani birinin diğerini pozit ettiği metafizik biçimleri, varlık biçimlerini, kavram biçimlerini inceliyor. Ve sonra da üçüncü aşamaya, gerçek düşünme, gerçek uygun metafizik dediği aşamaya geçiyor ve buna da subjektif mantık diyor. Geçen haftalarda bunu izah etmiştik. Subjektif ne demek? Energeiye kavramı üzerinden. Subjektif derken Hegel'in kastettiği şey öznelliğin devrede olduğu değil, olumsuzlamayla kendisine dönebilen hareketi subjektif diyordu Hegel, biliyorsunuz refleksiyon hareketini. Subjektif mantıkta ise biri diğerini yaratan, biri diğerinin hiyerarşik olarak üstünde olan ilişkilerden değil de biri diğerine dönüşen, diğerinin de tekrar ona döndüğü üçlü bir dönüş ilişkisinin olduğu, Hristiyanlıktaki bu testis formunu söylemiştik, olduğu düşünme biçimlerine Hegel Begriff diyor. Lehre von Begriff. Subjektif mantık, kavram mantığı. Hegel'in kavramdan anladığı bu. Şimdi bizim kavramdan anladığımız nedir? Empirik kavramlar. İşte masalardan soyutladığımız masalık kavramı bizim kavramdan anladığımız şey. Alman idealizminde ise kavram, Begriff, özellikle Kant'ın tanımıyla netleşiyor. O da işte Müdrike'nin saf kavramları dediği şey. Kant'a göre kavram ne demek? Kant biliyorsunuz düşünme kavramlar yoluyla bilmedir diyor. Demek ki düşünmenin ne olduğunu da görmüş oluyor. Hegel'e çok yakın Kant'ın düşünme tanımı. Kavram nedir peki? Kavram Funktion der Einheit ya da Functions of Unity, birleştirme fonksiyonlarıdır. Yani temsilleri
uygun bir düzene göre birleştirme fonksiyonlarına kavramlar diyor Kant. Fonksiyon ile de neyi kastediyormuş? Farklı temsilleri bir ortaklıkta birleştirme eylemi. Bunu kavram yapıyor. Yani çokluyu bir haline getirebilme, onları sentezleyebilme kapasitesine kavram diyor ve kavramlar dışarıdan elde edilen şeyler değil. Kavramlar müdrikenin kendisinde spontan olarak var. Kavram, yani saf kavramlar, düşünmenin kendiliğindenliğe dayalı bir fonksiyon. Yani form verme ve biçimlendirme işlemi. Öyleyse kavram, Kant'a göre aklın kendi kendisine yaptığı form verme, biçimlendirme, bir arada tutma. Begriffen. Hegel bu filolojik anlamı da kullanıyor. Begriffen. Griffen tutmak, yakalamak demek. Begriff de kavrama. Türkçede de çok aynı anlamı var. Bir şeyi kavramayla aklın kavramasını aynı anlamda kullanabiliriz. Hegel de bunu çok yakın bir anlamda alıyor. Ve şöyle diyor. Kavram düşünmenin kendisi olan evrenseldir. Der Begriff, das Allgemeine, das der Gedanke selbst ist. Şimdi düşünme zaten evrenseldir demişti. Evrensel olan tekillerden veya şeylerden bağımsız değil. Tekiller evrensel formuna geldiğinde düşünme haline geliyor dedi. Öyleyse düşünmenin formu ne? Şeyleri, yani tek tek gibi görünen şeyleri evrenselliği açısından ele almak. Dolayısıyla onların ne olduğunu kavramak. Düşünme buydu. Begriff de bu demek. Kavram da bu demek. Düşünmenin kendisi olan evrensel. Yani Kant gibi Hegel'de de kavram kendi kendine işleyen birleştirici bir fonksiyon. Ve bu birleştirme fonksiyonu düşünen öznenin yaptığı bir faaliyet değil, düşünmenin spontan faaliyeti. Bakın ilginç bir şey. Bu Kant'ta da böyle. Kavramlar öznede, yani düşünen öznede, bilinçli kişide değiller. Logikin alanındalar. Mantığın, düşünmenin alanındalar. Düşünme kendi kendine birleştiriyor bunları. Ben oturup birleştirmiyorum. Nedensellik ben düşündüğüm için gelmiyor. Otomatik olarak, spontan olarak geliyor. Öyleyse kavram ne yapıyor? Yani Kant'ta da öyle şey yapıyor ya. Yani farklıları, partikülerleri, tekilden gelen partiküler evrenselleri bir birlik altında toplayıp evrenselleştiriyor. Ve buradan bilgi üretiyor. Demek ki kavram böyle bir şey. Ve Hegel de tam böyle anlıyor. Kavram aynı olmayan şeyleri bir araya getirip onları bir arada tutabilme kapasitesi, yetisi. Ve bunu akıl yapabilir ancak. Ve şöyle diyor Hegel. Kavram aynının ve gayrının aynılığını bir arada kavrama aktivitesi. Identität de Identität und nicht Identität. Aynı olan ve aynı olmayanın. Çünkü düşünme zaten tam olarak bu. Az önce söyledik ya, düşünmede ben benim dediğim zaman, ben masayı düşündüğümde benden başka bir şey düşünüyorum ama benim haline getiriyorum onu. Benim düşüncem haline geliyor ama benden başka olanı benim yapmış oluyorum. Ama onu hem benden başka hale getiriyorum ama hem de benim haline getiriyorum. Yani herhangi bir şeyi düşünme zaten özünde kendinden başkasını kendinin kılma faaliyeti demek. Öyleyse kavram aynının ve gayrının aynı olduğunu. Ben masayı düşündüğümde gerçekten masayı düşünüyorum. Ama gerçekten masayı değil, düşüncede düşündüğüm şekliyle masayı düşünüyorum. Ve bu ikisi aslında aynı. Ama aynı zamanda farklı. İşte kavram bunu yakalayabilmek demek. Düşünmenin kendisi evrensel. Düşünmenin konusu dünyadaki tekiller, tek tekler veyahut da başka tekler. Ve teklerin hiçbirisi de saf tek olmadığı için, içerisinde belli özellikler barındırdığı için. O zaman kavram demek, evrenselle tekili, dolayım içinde, partikülerleşmesi içinde bir arada düşünebilmek demek. Düşünme için kavrama, evrenselin kendi ötekisini, yani tekili kavramasıdır. Bir nesneyi kavramak, Begriffen demek, o nesneyi
kendi zıt belirlenimlerinde somut bir bütün olarak, kendisi ve kendisi olmayanlar, objektif ve subjektif özellikleri somut bir bütün olarak kavrayabilmek demek. Demek ki kavram da bu. Kavrama göre düşünme bu. Aynılığı ve farklılığın aynılığını tutabilme, evrensel tekil ve partiküleri birini diğerine indirgemeden düşünebilmeye Hegel kavram diyor. Kavrama göre düşünme Hegel'de bu. Demek ki düşünmenin ne olduğunu anlattık, kavramın ne olduğunu anlattık. Düşünme ve benliğin yapısı, az önce söylediğim gibi aslında kavramın da yapısı. Biz ne dedik? Kavram, spontan bir faaliyet, kendi kendine işleyen bir şey, dışarıdan müdahil değil, evrensel tekil ve partiküllerin bir arada olması. Transandantal tam algı işte böyleydi, az önce izah ettim. Çünkü ne diyordu Kant mesela? Ampirik gerçekleşmesi ne olursa olsun tüm nesnelere ben düşünüyorum eklenir. Yani evrensellik, herhangi bir gerçekleşme olmadan her defasında bütün tekillerle beraberdir. Aslında bu Hegel'in tam istediği müthiş bir evrensellik kavrayışı. Boş değil. Ne zaman bir tekil olsa orada bir evrensel var. Ve bir tekile yöneldiğimde hep bu evrenselle beraber yöneliyorum. Ve onu hiçbir zaman o olarak bırakmıyorum. Benim nesnem haline getirip yakalıyorum. Demek ki transandantal apersepsiyonla, yani benliğin doğasıyla düşünmenin doğası ve kavramın doğası aynı. Neden? Hangi özellikleriyle aynı? Bir kere dışarıdan gelmiyor. Dogmatik değil. Fichte onu öyle diyecekti. Dogmatik değil. Nesnelerden gelen bir şey değil. Özgür bir faaliyet. Kendi kendine yapıyor bu sentezi. Kendi kendine işliyor. Ve kendi karşılığını kendisi yaratıyor. Benim doğası bu. Düşünmenin doğası bu. Kendi karşılığını kendisi yaratırken kendisi oluyor. Ve karşıtlaştığı şeyle aynı oluyor. Hem aynı oluyor hem de gayri oluyor, değil mi? Ben masayı düşündüğümde hem aynıyım hem de gayriyim. Tam bu düşünmenin kendisi bu farkın ve birlikteliğin bir arada olması. Yani özne nesne bütünlüğünü mümkün kılan şey düşünmenin kendisi, kavramın yapısı. Şimdi tekrar Aristoteles'e dönelim. Hede noesis he kataote to kata auto Aristo kai he malista to malisto malista. Oton de noei onous kata metalepsin to noeto. Akıl düşünene katılarak kendisini düşünür. Metalepsin yani içine girerek, ona katılarak. De noei onous kata metalepsin to noeto. Yani nous düşünülürü, akıl, noetoyu, düşünüleni onun içine sızarak, onu kendisini kılarak, ondan kendisini ayırmadan onu kendileştirerek yapar. Noetos gar gignestai tigganon kainon huste toton noes kai noeto. Böylece usule düşünülen aynı olur. Düşünenle, düşünmeyle düşünülen birbirleriyle aynı olur ama birbirlerinden ayrı olurlar. Düşünmenin yapısı bu aynılığın ve gayrılığın aynılığı temelindedir ve üst seviyeli düşünme ancak böyle olabilir. Spekülatif düşünce. Hegel'in spekülatif düşüncelerini anladığı bu şekilde bir kavram mantığıyla, kavramın doğasıyla. Yani başkanın ve aynının ilişkisi, evrensel tekil ve partiküllerin üçlü bir şekilde birbirlerini yok etmeden birbirlerini ürettikleri dinamik ilişkiyi anlıyor Hegel. Şimdi evrensel partiküler tekil diyoruz. Şimdi bu kavramı da açıklarsak aslında kavramın ne olduğu, düşünmenin ne olduğu, ideanın da ne olduğu daha net görülecek. Benim Hegel okurken en çok kafamı karıştıran şey buydu. Çünkü Hegel Allgemeinen diye bahsedip duruyor. Evrensel, evrensel. Benim tabii ki aklımda yani hepimizde olduğu gibi evrensel dediğimiz şey işte masalar var. 100 tane masa gördüğümde oradan masalık kavramını çıkarıyorum. Onun ortak özelliklerine. Bu da evrensel oluyor. Böyle düşünüyordum. O nedenle anlayamıyordum. Ama Hegel'in metnini inceledikçe kafamda biraz daha bu olay netleşti. Diğer ikinci literatürü de okuyunca aslında temelde 5 tane farklı evrensellik biçimi var. Bu 5 farklı evrensel biçimi de 5 farklı metafizik yaklaşımı oluşturuyor ve felsefe tarihi belki bu 5 farklı evrensel anlayışına göre
tasnif edilebilir. Rasyonalist soyut evrensel, empirisist evrensel, Kantçı içi boş evrensel, Aristotelesçi tür evrenseli ve Hegelci tekil evrensel. Ben bu 5 farklı evrensellik anlayışına göre bütün metafizik tarihini aslında 5 sınıfa ayırabileceğimizi ve Hegel'in de kafasına taktığı olayın hakiki evrenseli anlayabilmek olduğunu fark ettim. Ve bunun üzerine yoğunlaştım. Şimdi bunu biraz izah edeyim. Yani Hegel evrensel, tekil ve partiküllerin kavrama uygun ilişkisi derken neyi kastetmiş oluyor? Şimdi birincisi ve Hegel'in hoşlanmadığı evrensel tarzı Gemeinschaftlichkeit, ortaklaşma evrenseli. Rasyonalist ontolojiye göre varlık ve düşünme aynı şeydir. Bu Hegel'in sevdiği bir şey. Descartes'te gördüğü ve çok beğendiği, Parmenides'te gördüğü, Platon'da gördüğü ve çok beğendiği bir şey. Evrensel olan ve tekil olan şey birbirlerinden aynıdır. Fakat tekil içerisinde evrenseli taşır. Ya parozya şeklinde taşır veyahut da pay alma, meteksis şeklinde evrensel tekile pay verir. Böylece tekilin varlığı evrenselin varlığına bağlıdır. Ve genelde yargı formunda biz bu soyut evrenseli kullanıyoruz. Gül kırmızıdır dediğimizde kırmızılık evrenselini buradaki gül kırmızıdır dediğimizde bu tekil güle bağlıyoruz. Inhere ediyoruz. Yani onu ona atfediyoruz. Ve onun niteliğini söylüyoruz. O nedenle buna Hegel genelde olumlu evrensel ve nitelik evrenseli diyor. Fakat genelde bu tekil bu evrensellerden soyutlanabiliyor. Evrenseller ayrı duruyor. Bu tekile sürekli atfedilebilen bir şey olarak varlar. Bunun ne olduğunu tekili ben evrenselden soyutladığımda buluyorum. Bunun en güzel örneği Descartes'in aslında şu elimdeki bal mumu nedir tartışmasında meditasyonlarda görüyorsunuz. Diyor ki bu bal mumunun bir sürü evrensel özelliği var. Bunların hepsi düşünce. Kokuyor, dokunuyorum, elli sertliği var. Tıkladığımda ses geliyor filan. Fakat bunu da gerçekten kavradığım ne? İşte gerçekten kavradığım sonra anlatıyor. Diyor ki hepsi gidebiliyor. Fakat onun da akılla kavradığım şey res extenso olması. Yer kaplıyor olması. Ve bütün özelliklerini bu yer kaplama üzerinden hareket, şekil, konum vesaire bunlar üzerinden anlayacağım. Dolayısıyla bal mumu nedir diye sorduğumda bal mumunu düşüncede kavrandığı şekilde evrensel özellikleri üzerinden açıklamaya çalışacak rasyonalist evrensel. Şöyle diyor Descartes, evrenseller birbirine benzeyen tüm tekilleri düşünebilmek için bir ve aynı fikri kullandığımızda ortaya çıkar. Bu fikir tarafından temsil edilen tüm şeylere bir ve aynı ismi veririz ve bu isim evrenseldir. Benzer şekilde üç çizgide sınırlı bir şekli gördüğümüzde bizde onun bir fikri oluşur ve bu fikre üçgen fikri deriz. Felsefenin ilkelerinde gördüğümüz gibi tekili düşünmek için onların ortaklıklarından bir fikir elde ederiz. Bu fikir yani bu soyutlama evrenseldir. Tekil burada çok önemli değil. Önemli olan ondaki evrensel olanı açığa çıkarma. Çünkü şeylerin düzeniyle düşünmenin düzeni aynıdır. Rasyonalistlerin grund prensibi yani en temel ilkesi bu. Peki bu nasıl bir yaklaşım? Gördüğünüz gibi soyutluyoruz. Yani o bal mumundan ayırıyorsun. Ondaki evrenselliği, onu o yapan şeyi bulmaya çalışıyorsun. Bu yaklaşımda müdriki evrensele nasıl ulaşıyor? Gerçeklikten bir şeyleri atarak, soyutlayarak. Hegel bunu hiç sevmiyor. Bir şeyleri atma, soyutlama, abstrahieren diyor yani. Onları soyarak, ondaki esas olanı açığa çıkar. Bu yaklaşıma ortaklık yaklaşımı. Gemeinschaftlichkeit diyor. Evrensel böyle bir şey değil diyor Hegel. Daha sonra bunu siyaset felsefesinde çok daha net bir şekilde görürüz. Ortaklık değil diyor. Bizi biz yapan şey ortaklaştığımız şeyler değil. Böyle bir evrensellik zihniyeti çok soyut ve yalıtık kalıyor. Hepimizin TC kimlik kartı olması bizi Türk yapmıyor yani. Başka bir şey olmalı, daha canlı bir şey olması lazım. Ve bu tarz bir evrensellik fikrine hiç razı olmuyor Hegel. Soyut hukukta hep eleştirdiği şeylerden bir tanesi bu. Yani bizi bir araya getiren şey insan hakları gibi bir şey olmaması lazım. Çok soyut. Hepimizin aynı şeyde ortaklaştığı ama hiç belirlenmemiş. Tekilin neredeyse hiç yani sen de insansın, o da insan. Hepimiz insanız. İnsan olduğumuz için
hiçbir özelliğini, yani o somutlaşması olmayan genellik. Bundan hiç hoşlanmıyor. O nedenle bu tekille evrensel ilişkisini hiç hoş bulmuyor Hegel. Neden? Çünkü bir kere diyor tekiller evrenselden kopuk duruyorlar. Bu gül kırmızıdır dediğimde kırmızılık ayrı bir yerde duruyor. Bu gülü atfediyorum ona. Neye göre atfettiğim belirsiz. Evrensel tekilden hiç etkilenmiyor. Tekil de o özellikleri aldığında çok değişmiyor yani. Ve genelde bir zihinsel soyutlamaya bağlı. Yani evrensel canlı ve aktif bir şey değil. Soyutlamayla zihinde kurduğumuz bir şey. Ve evrensel pozitif bir şey. Bir nitelik. Nitelik evrenseli. Biliyorsunuz energeyi Hegel, Aristoteles'in energeyi o nedenle çok seviyor. Pozitif olarak görmüyor. Negatif. Bir özellik değil energeyi. Bir hareket. Burada da evrenselliği, özellikle rasyonalizmde bu şekilde bir nitelik olarak görmek, atributum olarak görmek ve modus biçiminde görmeyi hoş bulmuyor. Çünkü bunlar pozitif şeyler. Velhasıl birinci evrensellik anlayışı Platon'da, Parmenides'te ve nihayet Descartes ve Spinoza'da, Spinoza'yı belki biraz ayrı tutabiliriz, gördüğümüz Gemeinschaftlichkeit, yani zihinde soyutlamayla ulaştığımız evrensellik moduna rasyonalist evrensel diyor ve bunu yetersiz buluyor. Ha bunun karşısında o zaman evrensellik zihinsel soyutlamadan değil de teklerden yola çıkalım. Benim anladığım ve hepimizin bugün bilimsel düşüncede anladığımız şey bu. Genellik anlamında evrensellik. Tüme varım aslında, indüksiyon. Kendi başına duran tekiller var. Biz bunları bir araya topluyoruz. Susanın fasın diyor. Ve bu tekillerin ortaklığı, gene bir Gemeinschaftlichkeit var. Bir özellik itibariyle, herhangi bir merkmalle, bir özellikle bir araya getiriyoruz bunları. Kümeleştirme faaliyeti yani. Bir şeyi küme haline getiriyoruz. Şöyle olanlar kümesi. Hepsindeki ortak bir noktayı alıp, rastgele alıp onları evrenselleştiriyorsun. Zaten Hegel diyor. Benim ilk aklıma gelenin Hegel'de olduğunu bildiği için evrenselden bahsedilince ilk akla gelen bu subjektif temsil, tahayyül, forstellung. Bu tarz bir ortaklıktır. İnsanlar evrensel deyince bunu anlıyorlar. Gerçekten böyle çünkü Locke'da da böyle. Bakın Locke insan anlayışı üzerine bir denemede 3. kitabın 3. bölümü. Külliler diyor, evrenseller. Zaten general diyor. Ve universal ya da evrenseller. İkisini aynı şey olarak görüyor. Aklımızın, müdrikemizin ürünüdürler. Ve şeylerin gerçek varoluşuna ait değillerdir. Genel kelimeler meselesine dönersek, söylediklerimizden açıkça anlaşılacağı üzere külli ve evrensel şeylerin gerçek varoluşa ait değil, ancak müdrikenin kendi kullanımı için yarattığı idealar ve kelimeler nev'inden sadece işaretlerle alakalı ürünler ve icatlardır diyor. Çünkü evrensellerin manası insan zihninin onlara eklediği bir ilişkiden başka bir şey değildir. Göreceğiniz gibi bu Hegel'in hoşlanmayacağı bir şey. Yani tamamen şeylerin içerisinde olmayan, varlıkla bir alakası olmayan, saf bir zihinsel eklenti ve rastgele olan, yani herhangi bir özelliğine göre bir şeyleri evrenselleştirebileceğimiz, öylesine kümeleştirebileceğimiz bir şey. Burada gene Hegel diyecek ki ya bu kavramsal, yeterince kavramsal değil. Çünkü tekil ve evrensel birbirinden tamamen ayrı. Evrensel dediğim şey sadece zihinsel bir soyutlama. Aktif, aktüel ve gerçek varlığı yok. Hatta bir varlığı bile yok. Sadece zihinde tutulan bir şey. Ve hiçbir zaman varlığa kavuşamaz. Çünkü biliyorsunuz indüksiyonun en büyük problemi o, değil mi? Yani indüksiyonla, genellemeyle bir evrenselliğe ulaşamıyorsunuz. Çünkü hiçbir zaman yaptığınız genelleme bir sonuca ulaşmayacak. Yani Hume'un bize gösterdiği gibi. Yani 100.000 kere aynı özelliği görseniz 100.000 birinci de o özelliğin onda olacağını garanti edemezsiniz. Yani evrensel bir beklenti, bir görev, bir aufgabe olarak kalıyor. Ve evrensel canlı, aktüel bir şey değil. Sadece zihinsel bir eklenti ve tekillerin neden bir araya getirildiği, hangi nitelikle bir araya getirildiğini evrensel hiçbir şekilde belirlemiyor. Yani evrenselle tekil gene birbirlerine kopuk, birbirlerini belirleyen dinamik bir kavramsal ilişki yok. Esas güzel kısım Kant'ta var. İşte rasyonalizmle empirisizmi birleştiren adam Kant. Evrenselliğin, yani kavramların, nesnelerin kuruluşu için
zorunlu olduğunu Kant gösterdi. Bu çok güzel. Ama sorun şu, Kant'ta da evrenseller içi boş. Kendisi açıkça söylüyor, geden kendi zilleyir diyor ya, yani düşüncenin içi boştur. Kantçı boş evrensel, Hegel'e göre işte modern felsefenin de en sıkıntılı taraflarından bir tanesi. Çünkü evrensele akla bir hakikat vermiyor Kant. Akla sadece geçerlilik veriyor. Benim Kant'tan anladığım şey bu aslında. Yani Kant diyor ki, tamam Hume'dan sonra ben objektif gerçekliği, hakikati, varlıkta olmayı bir kenara bırakabilirim. Bundan vazgeçebilirim. Ama bana objektif geçerliliği verseniz ben bununla idare edebilirim. En azından bunu kurtarayım, bilimi kurtarayım. Yani Kant'ın evrenselliği, evrenseli hakikatin alanından çıkarıp objektif geçerliliğe, zaten yani kavramlar objektif Gleichgültigkeit, yani objektif geçerlilik sağlarlar. Kavramın içi boştur. Sadece diyor ya zaten, kavram bir organ olur, bir alettir, içi boştur. Ancak dışarıdan gelen fonksiyonlarla çalışabilir. Eskisi daha güzeldi diyor. Yani Kant güzel bir şey yaptı ama eski düşünce daha güzeldi diyor Hegel. Önceden zannedildiği gibi dünyada madde ile düşüncenin tam bir uyum içinde olduğu varsayımına karşı bu ayrılık özellikle Kant'ın felsefesi tarafından sürdürülüp korundu. Modern öznellik felsefesi yani. Madde ile düşüncenin uyumsuz, tam birbirine denk düşmediği. Modern felsefenin merkezi ilgisi bu antitez etrafında döner ve Kant'ta bu artık iyice belirginleşmiş olur. Halbuki insanın en doğal hissiyatı bu antitezin doğru olmadığını söyler. Yani şu, ben masayı düşündüğümde gerçekten masayı düşünüyorum. Yani en doğal hissimiz yoksa bizi Berkeley'e doğru getiriyor işte yani. Bu mantığı, subjektivitenin mantığını takip ettiğimizde madde yoktur'a kadar getirebiliyoruz yani. Yani en sağduyuya ters, yani çok bariz bir şekilde hissedebildiğimiz bir şey o noktaya gelir. Halbuki insanın en doğal hissiyatı bu antitezin doğru olmadığını söyler. Şu anda bir çaresizlik halini almış çağımızın hastalığı, bizim bilişimiz subjektiftir ve ötesi yoktur varsayımdır. Zaten baştan beri söylemiştim, yani Hegel'in büyük mücadelesi Aristoteles'e Kant aşısı yapmak demiştik. Yani Aristoteles de eksik buldu, yetersiz buldu, subjektif olmayı. Sadece evrensel geçerlilikte yetinmeyi ve hakikat fikrinden vazgeçmeyi'den rahatsız olması idi. Evet, Kant güzel bir şey yaptı. En azından rasyonalist evrensel ve empirisist evrensellik anlayışlarının zayıflığını fark etti. Ve düşünmenin formlarının varlığın formlarıyla iç içe olduğunu göstermiş oldu. Fakat yine bir eksik var. O eksik de bunun hala sadece objektif geçerlilik için bir subjektif bir unsur olarak kalması. Yine Kant Aristoteles'e dönecek, Hegel Aristoteles'e dönecek ve Kant'ta eksik bulduğu şeyi Aristoteles'le, yine benim kitapta söylediğim gibi Aristoteles'e Kant aşısı yaparak olayı çözmeye çalışacak. Ve daha uygun bulduğu evrensellik kavramı genos evrenseli veya somut evrensel, objektif evrensel diyor Kant'ın evrensellik anlayışına. Çünkü Aristoteles'e göre evrensel tekilden ayrı değildir. Çünkü tekili belirleyen şey türdür, genostur. Yani bir genosun türler yoluyla partikülerleşerek bir tekilde açığa çıkması. Evrensel, mevzuda, öznede içerilen bir nitelik değildir. Pozitif değil, rasyonalistlerde olduğu gibi. Empiristlerde olduğu gibi tüm tekillerin müşterek bir özelliği de değil. Tekilleri özsel olarak belirleyen, bu nedir sorusuna ancak evrenselle cevap verebiliyoruz. Evrensel, tekil olana zorunlu karakterini verir. Heh diyor Hegel, böyle bir şey istiyorum ben. Ve evrensel burada aktif, dünyanın içerisinde, nus dünyanın içerisinde. Fakat evrensel negatif karakterli. Platon'daki eksikliği, Descartes'teki eksikliği de buradan kapatıyor Aristoteles. Evrenselin karakteri negatif. Ne demek? Yani evrensel tekil nesnelerin bir özelliği değil. Nitelik evrenselliği değil. Yüklem ama nitelik onları o şekilde yapan fakat onlardan bir parça olmayan, şeylerin içerisinde olan ama şeylerin bir özelliği olmayan bir şey. Tüm tekillerin içerisinde yer almasına rağmen yine kendisi kalabilen, yani in media res, şeylerin içerisinde onlardan ayrı değil fakat onların bir öğesi de değil yani.
onların logosu, onların res cognoscendisi, anlaşılma sebebi. Dolayısıyla kendine dönen bir negativite. O nedenle enerji yayı da çok seviyor diyor negativite. Evrenseller yani tokatalou. Bunlar bir şeyin ne olduğunu söyleyen şeyler. Onun horosunu, tanımını veren şeyler. Yani onun özünü ortaya çıkaran şeyler. İşte bu Aristoteles'in evrensellik Kant'ta bulduğu eksikliği kapatan bir şey. Hegel böyle diyor. Evet, evrensellik böyle olmalı. Evrensel tekilin içinde aktif olmalı. O tekili belirleyebilmeli. Ve varlığın dışarısında sadece logiko-subjektif geçerlilik formları olarak var olmaması lazım evrenselin. Tekille evrensel burada birbirinden ayrılmıyor. Ve evrensele bir açıklayıcılık, bir logos rolü veriyor. Die Substanz oder Natur des Subjekts das konkrete Allgemeine die Gattung diyor. Yani cinstir. Gattung burada bazen tür olarak, bazen de cins olarak kullanıyor. Hani genos Aristoteles'te cins ama burada Hegel'in kastettiği tür aslında. Ve özellikle biyolojide bu çok bariz bir şey. Yani biyolojide tür evrensel olarak hayvanın kendindeliğini belirliyor ve bu tekilin varlığı bu evrenselin varlığıyla tanımlanabiliyor ve anlaşılabiliyor. Demek ki bilimsel kavrayışın özünde fizik gibi yalıtık evrenseller, yani bir güçlerin bir araya gelerek birleştirdiği ve tekleştirdiği bir şey olmayan, daha organik bir şey olması lazım. Bu organikliği iki kişi fark etti ve çağdaş modern fizikteki kusuru kapatmaya çalıştı. Ve çok tuhaf iki felsefe gelişti. Hartmann'ın doğru tabiri tespitiyle biri Leibniz'di. Organiklik, yani bunları bir arada tutan bir şey olması lazım. İkincisi de Hegel'di tabii. Bu dört evrensel anlayışı. Peki Aristoteles'te ne sorun var? Niye Aristotelesçi değil Hegel? Diyor ki Aristoteles'te de sevmediğim bir şey var. Nedir? Formlar sabit. Düşüncenin formları, özler, tanımlar sabit ve bunlar maddenin içine girip maddeyle farklılaşıyor. Hegel bunu iyi bulmuyor. Yani tek eksiği belki Aristoteles'te gördüğü bu. Evrensel canlı, aktif, dinamik, belirleyici bir rol oynuyor. Fakat tekil evrensele hiçbir şey yapamıyor. Kavramın tam işleyişi burada. Yani çok yaklaşıyor Aristoteles kavramsal düşünmeye. Ne demiştik kavram? Tekil evrensel ve partiküllerin dinamik ilişkisi. Üçünün de birbirini belirlediği ilişki. Evet diyor, çok güzel evrensel tekili belirliyor. Tekil partiküllerleşiyor. Nasıl partiküllerleşiyor? Cins tür oluyor. Tür de işte farklara ayrılarak. Daha önce söylemiştik. Tanım bir fark yaratan farktır demiştik. Bu farklılaşma yoluyla bir tekile doğru iniyoruz. Evrenselden tekile doğru bir dedüksiyon, çıkarım yapıyoruz. Dolayısıyla bir tekili evrensel ve partiküllerlik ilişkisi içerisinde açıklıyoruz. Tam Hegel'in istediği şekil. Sorun şu, yukarıdan aşağı bir hareket var. Aşağıdan yukarı bir hareket yok. Bir tekil evrenselliği değiştiremiyor. Hegel'in istediği bu. Napolyon'dan sonra insanlık insanlık olarak kalmayacak. Aristoteles'ten sonra insanlık insanlık olarak kalmayacak. İskender'den sonra insanlıkta bir değişim olacak. Hele ki İsa bir tekil olduktan sonra insanlık aynı şekilde kalmayacak. Evrenselin nosyonu da değişecek. Tanrı tekilleştiğinde, yani baba İsa olduğunda artık o eski baba değil. İsa da o eski, İsa o eski değil zaten. O yeni, o bir tekil. Ve o da kendinden vazgeçip evrenselliğe döndüğünde yine bir canlılık, bir dinamizm olacak. Ve bu sonsuz bir ilişki olması lazım. Birbirlerine dönme ilişkisi. Tekilin sürekli evrenseli, evrenselin sürekli tekili belirlediği bu dinamik canlı ilişki, işte buna Hegel tekil evrensel. Konkrete Allgemeinheit veyahut da tekil evrensel. Singular universal diyor. O tekilde, o evrensel, o evrenselde o tekil birbirlerini belirleyecek şekilde olacak. Yani tekilliği, tekliği, farkı, değişimi, aynılıkla gayrılığı bir arada tutabilecek bir şey olacak. Bu nedenle canlı bir sistem lazım. O nedenle de bu dinamizmi, bu hareketliliği, bu aktiviteyi, canlılığı ve tekilliği işin içine katmak lazım. Tarihi işin içine katmak lazım. Aristo sistemine
Aristoteles'in sistemine canlılık, tarihsellik ve tekilliği eklemek. Sürprizi eklemek lazım. Belki daha Derridacı bir tabirle. Hegel'e göre bu dört evrenselliğin hiçbirisi yeterli değil. Hiçbir geleneksel kategori düşüncenin canlı aktivitesini yakalayamıyor Hegel'e göre. Kavramın, yani evrensel tekil ve partiküllerin sürekli birbirlerini belirlediği dinamik bir ilişkiyi ne metafizik bir töz temellendirebilir, ne Locke'un düşündüğü gibi zihinsel bir inşa. Bu ne öznenin var ettiği bir şey olacak, Descartes'in söylediği gibi, ne de hepsini bir araya getireceğimiz pragmatik herhangi bir kriter. Evrensel öyle bir şey olmalı ki hem zorunlu hem de belirleyici bir şey olmalı. Ama kendisi de bundan, bu zorunluluk ve belirlenim ilişkisinde kendi kendisini değiştirebilmesi lazım. Yani spekülatif kavram çift taraflı bir ilişkiyi tutması lazım. Evrensel tekili, tekil evrenseli belirleyecek. İşte somut evrensel veyahut da tekil evrensel dediği yaklaşıma göre Hegel'in, tekiller evrenselin dünyadaki bir örneklemesi, token'ı değiller yani. Aktüel tekil, aynı evrim sürecinde olduğu gibi bütün sürecin açıldığı ve nihayete erdiği nokta. Fakat süreç bu tekillerin burada yaptıklarından da etkileniyor. Tam bir evrimsel düşünme biçimi var aslında Hegel'in. Bu nedenle çok tartışma vardır Hegelyen literatürde. Yani kimisi der ki ya bu Hegel açıkça evrime karşı. Yani biyolojik evrimin olmadığını savunuyor. Tabii ki Darwin'den yaklaşık 30-40 yıl önce yazdığı için böyle bir şey çok mümkün görmüyor evrim fikrini. Ve diyor ki yani evrim diye bir şey olmaz. Ama düşüncesi evrimsel biyolojinin zihniyetini en iyi yansıtan felsefi kavrayışlardan bir tanesi. Ben o nedenle hani bu kitabın daha önce de reklamını yaptım. Hani yaşamın metafiziği, Hegel'i bir biyolog olarak görmemin sebebi bu. Yani bir tekilin anlaşılması için doğa tarihi ve evrimsel gelişim sürecine bakmanız lazım. Fakat bu tekil sonuç itibariyle bir şanstır. Ama asla rastgele bir şans değil. Bütün bir tarihle belirlenmiş bir zorunluluk aslında. Ama içerisinde bir şans da barındırıyor. Ve o şans unsuruyla, o değişime sürekli açık olması unsuruyla kendi bütün geçmişini de değiştirebilecek kapasiteye sahip mutasyonlar. Yani tekillik evrenselle dışarıdan verilmiş bir malzeme değil. Evrenselle tekilden önce Kant'ın düşündüğü gibi içi boş hazır bekleyen bir yapı değil. Tekil zaten evrenselin içerisinde devamlı farklılaşıyor. Evrensel de yabancı bir unsur değil tekile. Evrenselin tekilin içerisinde devamlı aktif olarak var oluyor. Böyle anlaşılan bir evrensel sürekli tekilleşen, sürekli kendisini tekilleştiren ve tekilleşmesi yoluyla kendini değiştiren canlı, dinamik bir kavrayış. Evrensel, o zaman idea, sürekli başkalığı, yeniliği, rastgele olanı kendisine katarak kendisini dönüştürme yoluyla kendisi oluyor. Tıpkı Tanrı'nın durduk yere kendini ikiye ayırıp, Hristiyan teolojisinde, kendini ikiye ayırıp kendini kendinden farklılaşması, daha sonra bu farklılıktan da kendine dönmesi gibi. Bu nedenle Kant'ta olduğu gibi evrensel, tekilin karşısında yasa koyucu, nizam veren bir zorunluluk pozisyonunda yer almaz dedim. Niye? Çünkü biliyorsunuz Kant'ta evrenseller tekilleri belirlerler. Kant'ta evrenseller içi boştur, dışarıdan gelen malzemeye nizam verirler. Onlara düzen verirler. Onların zorunlulukla belirlerler. Oysa Hegelyen idea kavramında tekil evrensel kavramı plastik bir kavrayıştır. Sürekli form verilen ve form alan bir kavrayış. Tekilin evrenseli biçimlendiriyi, evrenselin tekili biçimlendiriyi. Hazreti Muhammed geldikten sonra insanlık aynı değil. İsa geldikten sonra insanlık artık eski insanlık değil. Bir şey değişmiş oluyor. Ve onlarla beraber ve ancak İsa'nın gelişi de bir sürecin şeyi. Hazreti Muhammed'in gelişi bir sürecin açılımı. Onda bütün o bu coğrafyanın, şeyin, kültürün bilmem nenin bir parçası var. Fakat o onlardan gene ayrı. Yani bunlara indirgenemez. Sadece coğrafi özelliklerle, sadece dönemin şartlarıyla,
indirgenemez onların üzerine çıkan bir düşünce. Hegel zaten böyle anlıyor Muhammedyenizmi. Onların üzerine çıkan, onları yükseltebilen bir şey. Ama onlarla zorunlu bir ilişkide. Fakat onlardan ayrı. İşte bunu kavradığınızda idea seviyesine çıkmış oluyorsunuz Hegel'e göre. İdea budur. Aynılık ve başkalığı, evrensel tekil ve partikülleri, farkı ve aynılığı bir arada kavrayabilmek ve bunları birlikte yakalayabilmek. O nedenle kavramın mantığı bizi ideaya götürüyor. Ve dış dünyadaki idea da yaşamdır diyor Hegel. Tekil, evrensel ve partikülerin bir arada ele alınması. İşte idea daha sonra bu ifadeyi söylüyor. İdea mutlak hakikattir. Şimdi bizim gibi postmodern dönemde yaşayan birisi için bu laf ağza alınır bir laf değil. Yani küfür etseydi daha iyi olurdu. Mutlak hakikat. Yani inanılmaz ağır bir laf. Ama neyi kastettiğini şimdi daha net anlarsınız. İdea ya da özne nesne. İkisini aynı şey olarak görüyor. De ide, dem subjekt objekte, der Einheit des Begriff und der Objektivität, der absoluten Wahrheit. İdea, yani subject object, özne nesne birliği. Burada artık izah etmeye gerek yok ki özne ile nesne kastettiğim gibi bilinç ve nesnenin ayrımı değil. Yani olumsuzlama ve olumsuzladığının kendinden ayırma ilişkisi, özne nesne birliği. Der Einheit des Begriffs und der Objektivität. Kavramla nesnelliğin birliği. Yine daha önce açıkladığımız gibi nesnellik, objektivitet Hegel'in kastettiği anlamıyla dış gerçeklik değil. Nesnellik deyince somut dış gerçeklik anlaşılıyor. Kavramın kendi iç ilişkisi ile kendini farklılaştırmasına objektivite diyor. Yani evrensel tekil ve partiküllerin kendi iç ilişkisiyle, kendi kendisini dönüştürerek kendisini yaratması, bu düşüncede olabilir, dış dünyada olabilir ve zihin dünyasında, kültür dünyasında olabilir. Kendi kendine dönerek kendi başkasını yaratması ve orada nesnelleşmesi ne objektivite diyor yani. Objektif diyor. Kavramla objektifin birliği. Yani hareketle sonucun, olumsuzlama hareketiyle, evrensel tekil ve partiküllerin dinamik hareketiyle bir gerçekliğin oluşmasının birliğine idea diyor işte. İşte bu absolut hakikattir. Mutlak hakikat budur. Şimdi buradan Hegel'in her şeyi bildiği, tarihin sonunun geldiği falan anlamı çıkıyor mu? Ontoteolojiktir. Yani kapalı bir sistemdir. Varlıkla mantığı özdeşleştirmiştir. Onu da Tanrı'yla özdeşleştirmiştir. Dolayısıyla işte bir kapanma mantığının ürünüdür. Demek Hegel'i biraz indirmiş olmuyor mu aslında bu anlattıklarımızı dikkate aldığımızda? Yani Heidegger'in bu eleştirisi biraz bana bu yönüyle haksız geliyor. Tekil ve evrenselin sürekli dolayım yoluyla birbirine döndükleri, üç parçalı çifte olumsuzlama hareketi dedim. Biraz böyle kung fu tekniği gibi oldu ama üç parçalı tekil evrensel partiküler, çifte olumsuzlama. Ne tekil evrenselle ne partiküler tekille birleşiyor. İkisi de birbirini olumsuzluyor. Sürekli birbirlerine dönüyorlar. Bu kavramın subjektivitesi adını veriyordu Hegel buna. Bu hareketin somut bir bütünlük oluşturması ki bunu mantığın bütününde görüyoruz. Bu hareketin sonuçta geldiği totalite evren şey diyor Hegel, objektivite diyor. Bunlar da objektiviteyi oluşturuyor. İdea dediğimde bu objektifle subjektifin birleşmesi. Ve bu hakikattir diyor. Son olarak da bu kavramı açıklayacağım. Hakikat. Hakikat kavramın nesneye uyumudur. Evet, zaten bu. Değil mi? Hakikatten anladığımız şey gerçeklik, hakikat. Zihindeki tasavvurun, zihindeki kavramların nesneye uyumudur. Aslında diyor doğru. Yani hani diyoruz ya, neden Hegel başka kelimeler kullanmadı da hep bildiğimiz kelimelere tuhaf anlamlar yüklüyor? Bundan hakikat nedir? Hegel hakikatten daha önce de başka yerlerde de okumuşsunuzdur belki. Richtigkeit'i yani doğruluk anlamıyor. Hakikati epistemolojik bir şey olarak değil de ontolojik olarak görüyor. Çünkü Hegel'e göre kavram düşüncede olan, zihinde olan tasavvur, temsil değil. Şeylerin zihincede tasavvuru değil. Kavramsal olarak yakalama yani evrensel tekil ve partikülün bir arada
gerçeklikte yakalanması demek. E böyleyse kavramla onun uyumu, kavramın hareketinin kendi kendine ürettiği şeyler demek. Dolayısıyla aslında hakikat kavrama uygun varlık formu hakikattir. Hegel'e göre. Şimdi bunu biraz açalım. Klasik tanımda hakikat die Übereinstimmung des Denken mit den Gegenständen. Düşünceyle mevzusunun Übereinstimmung, yani örtüşmesidir. Düşüncenin konuyla örtüşmesi için zihinde tasavvur edilen şeylerle harici gerçekliğin denk düşmesi lazım. Bu diyor kaba anlamıyla mütekabiliyetçi tekabül teorisi, hakikatin tekabül teorisi. Ve Hegel bunu doğru olduğunu düşünüyor. Yani bu içinde bildiğiniz gibi Hegel her şeye bir şekilde, her şeyde bir güzellik görür. Bu doğru bir tanım diyor yani. Mesela biz gündelik dilde de hakiki dost dediğimizde dostluk kavramını, ki bu dostluk kavramı hani bence bu dostluk şöyle, yani dostluğun bir şeyi vardır. Hani dünyanın her yerinde geçerli bir belli standartları vardır. Şeyden yani kültürden kültüre bu değişebilir ama bu dostluğa sığmaz dediğimiz bir şey vardır yani, bellidir o. Ve bizim iki kişi arasındaki somut bir durumu buna göre yargılıyoruz genelde. Bu evrenselliğe göre yani. Bu dostluğa sığmaz diyoruz. Bu tekili ona göre yargılıyoruz. Ve hakiki dostluğun, bu hakiki dostluk değil dediğimiz şey ne oluyor aslında? Tekilin evrensel tarafından evrensele denk düşmemesi. Hakiki saat, hakiki kasyo diyorsun mesela. Yani bir hakikisi standart evrensel olan, o tekil ona denk düşmeyince biz buna unvare veyahut da untrue diyoruz. Yani hakiki değil. Hakiki değil demek aynı zamanda kötü demek. Eksik demek. Yetersiz demek. O nedenle Hegel şunu diyor. Tüm sonlu şeyler hakiki değildir. Çünkü hiçbir sonlu şey tam olarak düşünce tarafından, tam olarak evrensel tarafından kavranamaz. Hep bir fazlalık olarak kalacaktır. İçerisinde hep bir sürpriz barındıracaktır. Çok Kierkegaard'çı konuşuyorum ama yani Hegel'i Kierkegaard'a çevirdim ama. Dolayısıyla hiçbir zaman tam olarak hakikat olmayacaktır. Yani evrensel tekil ve partiküler. Aslında bu belki de bizim trajik yazgımız. Fani olanların hiçbirisi evrensel tekil ve partikülerin bir arada olduğu tam bir formu hiçbir zaman göremeyecek. Çünkü tarih devam ettiği sürece. Çünkü sonlu şeylerin bir kavramı vardır ve varlıkları hiçbir zaman kavramla birebir uyuşmaz. Yani dünyada hiçbir zaman tam olarak bir dostluk, yani dostluğun %100 formu diye bir şey olmayacak. Hayvan tekil bir şeydir ve o bir örneklemedir. Türünün bir formudur. Ancak tür kendisini ölüm yoluyla tekilden kurtarır diyor Hegel. Yani aslında Hegel'in bütün mantıkta anlatmaya çalıştığı, metafizikte anlatmaya çalıştığı şey doğru düşünmenin formlarını yakalamak değil. Hata yapmamak için, çelişkiye düşmemek için hangi düşünce formlarında olduğumuzu göstermek değil. Tam tersine evrensel tekil ve partiküllerin tam olarak birbirlerini belirlediği bir totaliteye ulaşmak. Hakikat bu totalite. Bu üçünün yeterli birlikteliği. Ben buna biraz da kimyadan aldığım bir tabirle, mantık epistemolojik bir proje değil de en dinamik ve en kararlı varlık biçimini bulmaya yönelik ontolojik bir projedir dedim. Hani atomlarla tıpkı böyle davranıyorlar yani. Kararlı bir şekle ulaşmaya çalışıyorlar. Kendilerini bir arada tutan, diğerleriyle etkileşiminden de en yetkin hale gelmeye çalışan bir forma geçmeye çalışıyorlar ya. Tıpkı bunun gibi belki Hegel'e göre hakikat de ontolojik bir şey o nedenle. O nedenle sık sık diyor ki mesela varlığın hakikati budur. Oluşun hakikati gerçekliktir. Hatta mesela şöyle diyor. Elektriğin hakikati manyetizmadır. Yani çok saçma gibi görünüyor ama buradan bakınca mantıklı görünüyor. Çünkü elektrik de diyor Hegel, elektrisi de artı ve eksi birbirlerine ayrı dururlar ve birbirlerine zıtlaşırlar. Fakat manyetizmada bu ikisi sürekli birbirlerine yönelik çizgilerle bağlanırlar ve artı ve eksi birbirlerine ayrılmaz kutuplar. Sürekli yani her manyetik cismi ayırdığınızda hemen kendi kendine artı eksi olur ve bu artı eksi bir arada durur. İşte diyor bu daha yetkin bir
yaklaşım. Dolayısıyla elektriğin hakikati manyetizmadır. Kimyanın hakikati biyolojidir diyor filan. Yani gördüğünüz gibi buradaki hakikat kavramı doğru olmak anlamında epistemolojik bir tekabüliyet değil. Zaten bu tekabüliyet işini bir kenara bırakmıştı. Çünkü Hegel'e göre en başta söylediğim gibi düşünmek dışarıdaki şeylerle bir tekabüliyet ilişkisi, düşünme kendi kendiyle olan bir ilişki. Doğruluk, hakikatle düşünmenin kendi içinde bir ilişkisi olduğu için demek ki düşünme aslında düşünme ve hakikat yetkinlikle alakalı bir şey. Bu ontolojiye göre mantıksal olarak en dinamik ve kararlı evrensel tekil ve partiküler ilişkisini bulmak en hakiki varlığı gösterecektir. İşte Tanrı da zaten bu tekil varlığı söz konusu olmadığı için, saf bir hareket olduğu için sürekli bir tekilleşme, yaratma ve ayırma faaliyeti olduğu için işte Tanrı o nedenle mutlak hakikattir. Ebedi hakikat budur. Sonlu şeylerin hiçbirisi hakiki değildir. Sonlu varlığa hakiki, nihai, mutlak varlık atfeden bir felsefe, felsefe adını taşımayı hak etmez. Zaten felsefenin özü budur. Eğer faniliği diyor Hegel, gerçek olarak, hakiki olarak görürseniz, sonluluğu hakiki olarak gördüğünüz anda felsefe bitmiş demektir. Din ve felsefenin hiçbir anlamı kalmaz diyor. Demek ki hakikat budur. Dört kavramı açıklamış olduk birbirleriyle bağlantılı bir şekilde. Düşünme, düşünme nihayetinde kendi kendini düşünmedir dedik. Düşünme spontan bir faaliyettir dedik. Kendini ayıran bir faaliyettir dedik. Tam da kavram böyle bir ayrılma faaliyetidir. Tekil, partiküler ve evrenselin birbirinden ayrıldığı faaliyettir dedik. İdea, kavramın gerçeklikle uyuşmasıdır dedik. Veya kavramın objektiviteyle uyuşmasıdır dedik. Dolayısıyla idea tam yetkin bir kavramsal düşünmedir. Tam yetkin bir kavramsal biçimdir. Ve her şey böyle ideanın başka başka tezahürleri olabilir. Ve bu şekilde idea mutlak hakikattir dedik. Çünkü hakikat şey değildir, uyuşma değildir dedik. Hakikat, ideanın görünme biçimidir. Düşüncede hakikat başka olur. Uzay zamanda hakikat başka anlaşılır. Kültürel dünyada, düşünmenin kendi içerisinde hakikat başka şekilde gösterilir. Çünkü hakikat yetkin bir şekilde var olma formudur. Dolayısıyla buradaki lojik, buradaki hakikatin mantığı epistemolojik değil, ontolojik bir mantık. Evet, Hegel'in bu genel kavramlarını açıkladık. Şimdi buradan yola çıkarak Hegel, Aristoteles mantığını nasıl okuyor? Neden mantığa metafizikle aynı şeydir diyor, denk düşer diyor. Bunu daha net anlayacağız. Bundan sonraki seminerde burayı teşrih etmeye çalışacağım.